Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza matematik dersine devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte sınavda çıkabilecek soru tiplerini inceleyeceğiz ve süper bir çalışma yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk sorumuzda bir eşitliğimiz var. X nedir diye soruyoruz. Bu tip sorularda uygulayabileceğiniz birçok çözüm yöntemi var. Ben şimdi sizler için en pratik olanını gösteriyorum. Bakın. 20 sayısını bir sayıya bölmüşüm ve sonuç 5 çıkmış. Biliyoruz ki 20'yi 4'e böldüğümüzde sonuç 5 çıkar. Demek ki yuvarlak içine aldığım işlem ne olacaktır? 4 olacaktır. Bir daha odaklanıyorsunuz. 1 ile bir sayıyı toplamışım. Sonuç kaç? 4. Demek ki arkadaşlar şuradaki 9 bölü 8 bölü x artı 1 ne olacaktır? 3 olacaktır. Bakın 1 artı 3 4 etti. Evet artık burayı biliyorum. Sonucu 3 olacak. Aynı mantıkla devam ediyorum. 9'u bir sayıya böldüm. Sonuç 3 çıktı. Demek ki arkadaşlar burası da 3 olmalıdır. 9 bölü 3 3. O halde buradan 8 bölü x'e hemen ulaşabiliriz. Bakın bu sayıyı 1 ile topladığımda sonuç 3 çıkıyor. Demek ki burası ne olacaktır? 2 olacaktır. Artık işlem benim için bitmiş demektir. 8'i x'e böldüğümüzde sonuç 2 ymiş. Demek ki x'i buradan 4 olarak buluruz. Gayet basit ve pratik bir yöntem. Diğer sorumuza geçelim. Bir arsanın alanı 30 bin desimetre kareymiş arkadaşlar. Harita planında kullanılan ölçek 1 bölü 600 desimetre kareymiş. Buna göre diyoruz arsanın haritadaki alanı kaç desimetre karedir? Şimdi arkadaşlar buraya odaklanıyorsunuz. Ölçeğin 1 bölü 600 desimetre kare olması bize şunu gösterir. Bir yer 600 desimetre kare ise biz bunu haritada 1 desimetre kare şeklinde çiziyoruz. Yani 600 desimetre kareyi 1 desimetre kare olarak gösteriyoruz. Arsamız normalde 30 bin desimetre kare alanına sahipti. O zaman ne diyeceğim? 600 desimetre kareyi 1 desimetre kare gösteriyorsak 30 bin desimetre kareyi kaç desimetre kare ile gösteririz? Burada doğru orantı var. Hemen içler dışlar çarpımını yapalım. 600 çarpı x eşittir 30 bin çarpı 1 diyorum. Burada arkadaşlar 600 ile 30 bini sadeleştirebiliriz. x buradan 50 desimetre kare gelecektir. Bu bizim arsamızın haritadaki alanı oluyor. Bu kadar basit. Diğer sorumuza geçelim. Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 72 imiş. Buna göre en büyük sayı kaçtır diye soruyoruz. Yine sınavlarda sık sık sorulan bir soru tipi arkadaşlar. 3 tane sayımız var. Bunlara birinci, ikinci ve üçüncü sayılar diyorum. Bunlar çift ve ardışık. En küçüğe x dersem bir büyüğü arkadaşlar x artı 2 bir büyüğü de x artı 4 olur. Neden? Çünkü ardışık çift sayılar ikişer ikişer artacaktır değil mi? Bunların toplamının da 72 olduğu verilmiş. O zaman hepsini topluyorum. Yani x artı x artı 2 artı x artı 4 eşittir 72 diyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane x görüyorsunuz. Yani 3x. 2, 4 daha 6 artı 6 diyorum. Eşittir 72. Şimdi burada arkadaşlar artı 6'yı karşıya atalım. 3x yalnız kalsın. Artı karşıya nasıl geçecek? Eksi olarak geçecek. Yani 3x eşittir 72 eksi 6 olacak. Demek ki 3x buradan 66 olarak bulunur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 22 olarak buluruz. Fakat burada bize en büyük sayı sorulmuştu. En büyük sayı nedir? x artı 4'tür. Demek ki burada x değerine 4 eklememiz gerekiyor. 22 artı 4'ten sonucumuz ne olacaktır? 26 bulunacaktır. Yine pratik bir şekilde çözmüş olduk. Diğer sorumuza geçelim. 90 litre sütten 60 kilogram yoğurt elde ediliyor. Buna göre 360 kilogram yoğurt elde etmek istiyoruz. Kaç litre süte ihtiyacımız var? Hemen verilenleri arkadaşlar kullanalım. Bakın 90 litre sütten 60 kilogram yoğurt elde ediyoruz. Amaç ne? 360 kilogram yoğurt elde etmek. Hemen yoğurdun altına 360 kilogramı yazıyorum. Ne kadar süt lazım? Bunu bulacağız. Arkadaşlar kullanacağımız süt miktarı arttıkça üreteceğimiz yoğurt miktarı ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla bu doğru orantıdır. Hemen içler dışları yapalım. 90 çarpı 360 eşittir. 60 çarpı x diyorum. Taraf tarafa sadeleştirelim. 60 bölü 61, 360 bölü 60, 6. Hemen buradan da 90 çarpı 6'nın x olduğunu belirleyebiliriz. 90 kere 6, 540. Demek ki arkadaşlar bu işlem için 540 litre süt gerekiyormuş. Artık test sorularına geçebiliriz. Hemen birincisiyle başlayalım. Güzel bir soru. Dikkatle dinliyorsunuz. Buna benzer bir soru sınavda gelebilir. X, Y, Z sayılarımız var. Bunlar sırasıyla 2, 3 ve 7 ile doğru orantılıymış. X artı Z eksi Y 18 olduğuna göre 3X eksi 2 y artı Z nedir diye soruyoruz. Şimdi sayılarımız 2, 3 ve 7 ile doğru orantılı olduğuna göre bunların katı olması lazım. O zaman ben X'e 2K, Y'ye 3K, Z'ye de 7K diyebilirim. Bakın bize x artı z eksi y'nin 18 olduğunu söylüyordu. O zaman burada x, y, z gördüğüm yerlere 2k'yi, 3k'yi ve 7k'yi yazabilirim. Hemen bu işlemi yeniden düzenleyelim. x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2k. Artı z gördüğümüz yere ne yazacağız? 7k. Eksi y gördüğümüz yere de 3k'yi yazıyoruz. Yine sonuç 18'e eşit olacaktır. 2, 7 daha 9, 3 çıkarttık 6. Bu kısım arkadaşlar 6 K'dir. Sonuçta 18. 6 tane K 18 ise bir tanesi 18 bölü 6'dan 3 olarak bulunur. Evet artık K'yi bulduk. Buradan da X'i, Y'yi ve Z'yi rahatlıkla bulabiliriz. K gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3'ten X buradan 6 gelir. 3 çarpı 3'ten Y buradan 9 gelir. Z'yi de arkadaşlar 3 kere 7 işleminden 21 olarak buluruz. Bize ne sorulmuştu? 3x eksi 2y artı z sorulmuştu. Artık burada X, Y, Z'yi biliyorum. İşlemi rahatlıkla sonuçlandırabilirim. X gördüğüm yere 6, Y gördüğüm yere 9, Z gördüğüm yere 21 yazıyorum. Hemen yazalım. 3 çarpı 6 eksi 2 çarpı 9 artı Z neydi? 21'di. Evet. 3 kere 6 18 eksi 2 kere 9 18 artı 21. 18'ler uçtu. Sonucumuz 21 olarak bulunmuştur. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru 2. Fatih ve kardeşinin 5 yıl sonraki yaşları oranı 3 bölü 2 olacakmış. Fatih 13 yaşındaymış. Buna göre diyoruz kardeşinin şimdiki yaşı kaçtır? Değerli arkadaşlar Fatih'in ve kardeşinin 5 yıl sonraki yaşları oranını biliyorum. O zaman bunu kullanmalıyım. Ne diyorum? 5 yıl sonra Fatih ve kardeşinin yaşları oranı 3 bölü 2 diyorum. Fatih şu anda 13 yaşında. O zaman bu oranda Fatih'in yaşını kullanabiliriz. 5 yıl sonra Fatih kaç yaşında olacaktır? 13 artı 5'ten 18 yaşında olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman kardeşini buradaki denklemden hemen bulabiliriz. Burada arkadaşlar kardeşinin yaşına x diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı x eşittir. 2 çarpı 18 olacaktır. 3x 36'ymış. O zaman x buradan 36 bölü 3'ten 12 olarak bulunur. Fakat bu bulduğumuz sayı nedir arkadaşlar? Kardeşinin 5 yıl sonraki yaşı. Neden? Çünkü bu oran 5 yıl sonraki yaşlar oranıydı. Fatih'in 5 yıl sonraki yaşını kullandık, 18 dedik. Dolayısıyla bulduğumuz 12 yaş kardeşinin 5 yıl sonraki yaşıymış. Bize ne sorulmuştu? Kardeşinin şimdiki yaşı sorulmuştu. Bu arkadaş 5 yıl sonra 12 yaşında oluyorsa şu anda 12 5'ten 7 yaşındadır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Dikkatli bir şekilde çözüldüğünde Rahatlıkla yapılacak bir soru. Hemen soru 3'e geçebiliriz. Bu soru tehlikeli. Dikkat edin Belki de sınavın en tehlikeli sorusu arkadaşlar. Buna benzer bir soru çıktığında bu mantıkla rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bana odaklanıyorsunuz. Bir manan var. Buradaki kavunları kutulara beşerli olarak yerleştirdiğimizde iki tane kavun artıyor. Kavunları 9'a yerleştirdiğimizde ise dikkatli olun 6 tane kutu artıyor. Buna göre diyoruz. Toplam kavun sayısı kaçtır? Şimdi kaç tane kutu olduğunu bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman kutu sayısına x diyelim. Toplam kavun sayısını nasıl yazabiliriz? Mesela bakın birinci bilgiyi kullanalım. Ne demiştik? Kutulara beşerli olarak yerleştirdiğimizde iki tane kavun artıyordu. O zaman toplam kavun sayısını beşerli yerleştirdiğim için 5 çarpı x artı iki tane de artı iki şeklinde yazabiliriz. Bakın x tane kutu var. Beşer tane yerleştirdim. 2 tane kavun artı. Toplam kavun sayısı 5x artı 2 diye düşünülebilir. İkinci bilgiye geçiyorum. Kavunlar 9'arlı yerleştirildiğinde 6 tane kutu artıyor. Kavun artmıyor. Yani kavun sayısını bir kez daha yazmak istersek ne diyeceğiz? 9'arlı yerleştirdik. Fakat 6 kutu artı. Bu yüzden 9 çarpı x eksi 6 diyorum. Neden? Çünkü toplam kutu sayısı x'ti. 6 tanesi artmış. Yani ben bütün kutuları kullanmadım. 6 tane sarttığına göre x eksi 6 tane kutu kullandım. 9 ayrı şekilde yerleştirdim. Evet gördüğünüz gibi kavul sayısını iki farklı şekilde yazdık. Bu sayılarda ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. O zaman 5x artı 2'nin 9 çarpı x eksi 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan x'i bulalım. 5x artı 2 eşittir. 9x eksi 54 olacaktır. Burada arkadaşlar x'leri ve sayıları aynı taraflarda toplamış olalım. 5x'i sağa atalım. Eksi 54'ü sola atalım. Eksi 54 artı olarak geçecektir. Ne olacaktır? 2 artı 54. 9x yanına 5x eksi olarak geldi. Hemen işte bir düzenlemeye devam ediyorum. 2 54 daha 56. Sağ tarafta 4x. Her iki tarafı dörde e böldüğümüzde x buradan 14 olarak bulunur. Bize ne soruldu? Toplam kavun sayısı soruldu. O zaman şu iki denklemden birini kullanabilirsiniz. Mesela birincisini kullanalım. 5x artı 2. Ne yapacağım? Burada x gördüğüm yere 14 yazacağım. Hemen yazıyorum. 5 çarpı 14 artı 2. Buradan da toplam kavun sayısını 5 kere 14, 70, 2 daha, 72 şeklinde bulmuş oluyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 4. Bir denklemimiz var. x nedir diye sorulmuş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle işlemi düzenliyoruz. 5'i parantezin içine dağıtalım. 5 kere x, 5x eksi 10. Eksi 2x eksi 2 diyorum. Sonuç 6'ya eşit olacak. 5 tane x'ten 2 tane x çıkarsa 3x kalır. Eksi 10 eksi 2. Burasını da eksi 12 olarak bulmuş olursunuz. Bu da neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Şimdi eksi 12'yi hemen karşıya şutlayalım. Eksi nasıl geçer? Artı olarak geçer. Dolayısıyla 3x eşittir. 6 artı 12 diyorum. 3x 18 ise bir tanesi 18 bölü 3'ten alt olarak bulunacaktır. Cevabımız C seçeneği olmalı. Diğer sorumuza geçelim. 8 musluk bir havuzu 15 saatte dolduruyormuş gençler. Havuzun 20 saatte doldurulması isteniyor. Buna göre kaç musluk kapatılmalıdır diye soruyoruz. Şimdi 8 musluk açıldığında bu havuz 15 saatte doluyor. Ne isteniyor? Havuzun 20 saatte dolması isteniyor. Buna göre diyoruz bu işi kaç musluk yapar? Öncelikle bunu belirleyelim. Şimdi yapmamız gereken ilk hamle bu işlem doğru orantı mı ters orantı mı? 8 musluk 15 saatte dolduruyorsa 20 saatte dolması istendiğinde ne olması lazım arkadaşlar? Musluk sayısı azaltılmalı. Çünkü eğer ben musluk sayısını arttırırsam ne olacaktır? Bu süre kısalacaktır, değil mi? Gördüğünüz gibi süre arttığında musluk sayısı azalıyor. Demek ki bu işlem ters orantı olacaktır. Hemen işleme geçebiliriz. 8 çarpı 15 eşittir, x çarpı 20 diyorum. Demek ki arkadaşlar 120 eşittir, 20x'miş. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde x buradan 6 gelir. Yani 6 musluk ile 20 saatte doldurabiliriz. Fakat bize ne sorulmuştu? Kaç musluk kapatılmalı demişti. Yani 8 musluk vardı, ben bu işi 6 musluk yapacağım. O zaman 2 tane musluğu kapatmalıyım. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu soruyu da hallettik. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. 34 tane kitap var arkadaşlar. Bu kitaplar yaşları 5, 8 ve 10 olan 3 çocuk arasında paylaştırılacak. Peki nasıl paylaştırılıyor? Yaşlarıyla ters orantılı olarak. Yani yaşı küçük olan çok kitap alacak. Yaşı büyük olan daha az kitap alacak. Buna göre 5 yaşındaki çocuğa kaç kitap düşer? Ters orantı olduğu için ne diyeceğim? Bir orantı sabiti k olsun diyeceğim. Yaşı 5 olan C bölü 5 tane kitap alır. Diğeri T bölü 8 tane. Diğeri ise T bölü 10 tane kitap alır diyebilirim. Bunların toplamı da ne olacaktır? Tabii ki 34 olacaktır. Çünkü 34 bizim toplam kitap sayımız. Hemen işleme devam edelim. Ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Tüm sayıların paydalarını kaçta eşitleyebilirim? En küçük sayı 40. Demek ki birincisini 8 ile, diğerini 5 ile, diğerini 4 ile genişletiyorum. Hemen pay kısmını halledelim. 8K artı 5K artı 4K bölü hepsinin paydası zaten 40 olacak. Evet pay kısmı tamam gibi görünüyor. 8K 5K daha 13K. 4K daha 17K bölü 40. Bu da aynı şekilde 34'e eşit oldu. Şöyle arkadaşlar taraf tarafa sadeleştirebiliriz. Buradan K'yi 40 çarpı 2'den 80 olarak bulmuş oluruz. Bana ne sorulmuştu? 5 yaşındaki çocuğa kaç kitap düşer diye sorulmuştu. Ne yapacaksınız? K değerini 5'e böleceksiniz. Demek ki 5 yaşındaki çocuğa 80 bölü 5'ten 16 tane kitap düşecektir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı aynı sayının yarısına eşittir? Bu ifadenin denklemi hangisidir diye soruyoruz. Şimdi sayımız x olsun. 5 fazlasının diyor. Ne diyeceğim? x artı 5. 3 katı diyor. Hemen başına 3 yazmayacaksın. Aksi takdirde bunun toplamının 3 katını almamış olursun. Ne yapacaksın? Öncelikle paranteze alacaksın. Başına 3 çarpı diyeceksin. Şimdi arkadaşlar bu ifade neye eşitti? Aynı sayının yarısına. Sayımız neydi? X. Demek ki eşittir. X bölü 2 diyorum ve olay bitiyor. Bu yüzden cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Geldik soru 8'e. Bir araç var. Hedefine 60 km bölü saat süratle 5 saatte ulaşabiliyormuş. Buna göre diyoruz aracın hedefine 4 saatte ulaşması için sürati kaç km bölü saat olmalıdır. Ne demişlerdi? 60 km bölü saatle gittiğinde 5 saatte ulaşıyor. Amaç ne? 4 saatte ulaşması. Buna göre sürati kaç km bölü saat olacak? Hemen neyi belirleyeceğiz? Ters orantımı Doğru orantı Ben süreyi azaltmak istediğimde hızımı ne yapmam gerekir? arttırmam gerekir. Gördüğünüz gibi bu doğru orantı değil arkadaşlar. Bir taraf artarken diğer taraf azaldı. Bu yüzden hemen ters orantıyı belirlemiş olduk. Buradan arkadaşlar 60 çarpı 5 eşittir. 4 çarpı x diyorum. 4 ile 60'ı sadeleştirdiğimizde 4 bölü 4 1. 60 bölü 4 15 olacaktır. Buradan da x'i 15 çarpı 5'ten 75 km bölü saat olarak bulmuş olursunuz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz x eksi 1 ile y artı 1 sayıları doğru orantılıymış. x 7 iken y 1'miş. Buna göre diyoruz x 10 iken y kaçtır? Evet yine tipik bir sınav sorusu. Bu soruyu iyi dinleyin. Bu soru tip arkadaşlar sınavda yine yüksek ihtimalle karşınıza çıkacaktır. x eksi 1 ile y artı 1 doğru orantılıymış. Demek ki bu oran bana her zaman bir orantı sabitini verecektir. Ona da k olsun diyelim. Şimdi bize diyor ki x7 iken y1 diyor. Yani ben x gördüğüm yere 7 yazdığımda y gördüğüm yere 1 yazabiliyorum ve orantı sabitimi bulabiliyorum. Hemen yapalım. x gördüğüm yere 7 yazdım. 7 eksi 1 bölü y gördüğüm yere 1 yazdım. 1 artı 1. Ne eşit olacak? Benim orantı sabitime eşit olacak. 7'den 1 çıktı. 6, 1, 1 daha 2. Yani 6 bölü 2 t'yi verecek. Demek ki arkadaşlar orantı sabitimiz buradan 3 olarak bulunacak. Artık sorunun büyük bölümünü hallettik. Ne soruluyor bize? X 10 iken Y kaçtır diye soruluyor. Bakın buradaki işlemi bu sefer de X 10 olduğu duruma göre tekrarlıyorum. X gördüğüm yere 10 yazıyorum. 10 eksi 1 bölü Y'yi arıyorum. O zaman Y'yi yine Y olarak yazacağım. Y artı 1 eşittir K. Artık K yazmama gerek yok. Çünkü biraz önce zaten bu elemanı buldum. Kaç bu? 3 eşittir 3 diyorum. Buradan arkadaşlar 10'dan 1 çıktı. 9 yani 9 bölü y artı 1'in 3 olduğunu söyleyebilirim. 9'u kaça böldüğümüzde 3 çıkar? 3'e. Y artı 1 3 ise buradan arkadaşlar y'yi 2 olarak bulursunuz. Bakın 2 1 daha 3. 9 bölü 3 3. Gayet basit. Y demek ki 2'ymiş. Cevabımız B seçeneği. Soru 10. Bir ürüne etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında ürünün son fiyatı 160 TL oluyormuş. Buna göre ürünün etiket fiyatı kaç TL'dir diye sorduk. Şimdi biz bu ürünün etiket fiyatını yani indirim yapılmamış halini %100 şeklinde belirleyebiliriz. %20 indirim yapıldığında arkadaşlar fiyat 100-20'den %80 şeklinde düşünülebilir. Yani benim %80 dediğim şey kaç paraymış? 160 TL'ymiş. O zaman %80 olarak belirttiğim fiyat 160 TL ise %100 kaçtır? Yani etiket fiyatı kaçtır şeklinde bir mantık yürütebilirim. Doğru orantı olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen içler dışar çarpımını yapabiliriz. 80 çarpı x eşittir 100 çarpı 160 olacaktır. Buradan 80 ile 160'ı sadeleştirebiliriz. Demek ki x 100 çarpı 2'den 200 TL olarak bulunacaktır. Bakın çok klas bir mantıkla pratik bir şekilde çözmüş olduk. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Hangi sayının %25'i 120 sayısının %20'sine eşittir? Şimdi bir sayımız var. Bu sayıyı bilmiyoruz. Bu sayının %25'i nedir arkadaşlar? X olsun sayımız. X çarpı 25 bölü 100'dür. Yani aslında bir sayının %25'i o sayının 4'te 1'dir. Bunu 25 ile 100'ü sadeleştirdiğinizde rahatlıkla görebilirsiniz. Evet sayımızın %25'i x bölü 4'müş. Ne diyor bana? Bu sayı 120 sayısının %20'sine eşitmiş. O zaman öncelikle 120 sayısının %20'sini bulalım. Ne yapacağız? 120'yi 20 çarpıp 100 böleceğiz. Hemen burada sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 20 bölü 20 1, 100 bölü 20 5. Demek ki 120'nin %20'si ne olacaktır? 120 bölü 5'ten 24 olarak bulunacaktır. Evet x bölü 4 24'müş. Buradan x'i rahatlıkla bulabilirsiniz. Nedir x? 24 çarpı 4'tür. Yani arkadaşlar x 96 olarak bulunacaktır. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet değerli öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınav öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur ve sınavdan yüksek puanlar alırsınız. Hepinize başarılar dilerim. Takipte kalın, hoşçakalın.